Herkese iyi akşamlar. Süper Lig Yolu Instagram hesabında Instagram sohbetlerinde ben Burcu Eken. Bu akşam İstanbul Spor Kulübü'nün değerli futbolcusu Rıdvan Şimşek bizlerle birlikte olacak. Rıdvan'la çok keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum ve yayına geldiği andan itibaren de sohbetimiz başlayacak. Evet, şu anda istek olarak. Sizler de değerli izleyiciler, sorularınız olduğu zaman yazabilirsiniz. Aktif bir şekilde zaten yayınımızı gerçekleştireceğiz. Rıdvan merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ne yapıyorsun Burcu? Nasılsın? İyi valla, seni sormalı. Sen nasılsın? Vallahi iyi biz de. Evdeyiz aynı. Koşturmaca devam işte. Her Genelde. zamanki gibi yüzün yine gülüyor, enerjin yine çok yüksek. Gülmeye çalışıyoruz ya. Gülelim. Değil mi? Güzeldir gülmek. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde aslında bir tebessüm bile o kadar çok değeri var ki böyle Evet. suratı gülen, yüzü gülen insanları gördüğümüz zaman bizim de enerjimiz yükseliyor. Aynen öyle. Yani olumsuzluk var, evet. Dünya genelinde bir olumsuzluk var ama yani yapacak da bir şey yok. Bununla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İnşallah da atlatacağız ya. Pekala. Neredesin? İstanbul'da mısın, İzmir'de misin? İzmir'deyim ben. Hocalar izin verdikten sonra hemen tabii ki bizim yaşadığımız yer İzmir olduğu için hemen İzmir'e geldik. Pekala. Evimizdeyiz. O zaman Gerekli. bugün bizim de Instagram hesabımıza gelen bir mesaj vardı. O mesajı o zaman hemen Gel. iletelim sana. Cengiz Han Mahallesi'nden çok sevildiğini yazmışlar. Buradan da Cengiz Han Mahallesi'ne selam olsun o halde. Aynen. Çok büyük selam olsun hem de. Benim doğduğum, büyüdüğüm yerdir, semttir. Çok gururluyum orada doğup büyüdüğüm için. Ve hala oraya gittiğimde huzur bulurum. Yani orası benim vazgeçilmezimdir, öyle söyleyeyim yani. Pekala. Gel bakalım. İzmir'de Poyraz, hoş geldin. Hoş bulduk de. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsınız? İyi. Ben İyi. çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Sen babanın yayınına mı geldin şimdi? Evet. Ben de Peki konuşacaktım. bizimle konuşmak istediğin bir şey var mı? Var. Ne konuşacak? Pekala, dinliyorum seni. Sade Ne konuş. söylemek istersin? Herkese çok selamlar yolla. İyi günler, selamlar. Seni kocaman öpüyorum o zaman ben şimdi. Sen Yayının sonunda görüşürsün. tekrar görüşürüz, olur mu? Hadi sen annenin Evet. yanına geç, tamam. Hadi bakalım, Al pas. Al pastanın kardeşinle yanına geç. oynasan Annenin yanına geç, biraz. geleceğim ben. Tamam, hadi beni bekle bakalım. Evet, Evet. severek takip ediyoruz zaten Alparslan'ın da Evet. Poyraz'ı da. Spor Vallahi yapmaya devam ediyorlar mı? Gerçi oraya geldiğim zaman mı sorsaydım acaba? aynen. Yani büyüyorlar. Bir de dediğin gibi iştahlılar ya. Geliyorlar devamlı. Çok güzel. Evet, Şey sormak istiyorum. İzmir'de durum nasıl? Dışarıda insanlar çok fazla sürece uygun mu davranıyorlar? Yoksa böyle çok fazla haberlerden gördüğümüz peki doğru mu? Öyle yani sorayım. aslında şöyle, yani şu izin muhabbeti vardı ya, yani son 2 gün sokağa çıkma yasağından önce normal rutindi. İzin yasaktan sonraki pazartesi biraz yoğunluk hissettim. Benim de işimden dolayı ilaç almaya çıktığımda yani bir yoğunluk vardı ama trafik yoğunluğu, yani insanları sokakta pek fazla görmüyorsun. Nadir yani, işi olan insanlara da bir şey diyemiyorsun. Yani ama herkes korunuyor. Benim dikkat ettiğim kadarıyla maske, eldiven herkes de bulunuyordu yani. İyi o zaman, süper. Peki senin bu süreç nasıl gidiyor? Antrenman yapabiliyor musun? Görüyoruz sosyal medyada ama istediğin verimi Aynen. alabiliyor musun? Ya açıkçası istediğimiz verimi istesek de alamayız yani. Yani 50 metrekarede bir odada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama ne kadar olacak ki? Futbol sonuçta bir salon oyunu değil veya bir fitness oyunu değil yani. Koşmamız gerekiyor. Tempo gereken bir oyun. Yani anca burada korumaya çalışıyoruz. İşte kas kuvvetidir falan. Bunları korumaya çalışıyoruz. Yağlanmamaya çalışıyoruz ama onda da başarılı olabiliyorum, biliyor muyuz? Ona da katılmıyorum. Çünkü 7-24 evdeyiz. Devamlı yiyoruz. Yani uyuyoruz. Bir şey de yapamıyoruz. Yani Eşinin bir olumsuz de tabii etkiledi eli diyebilirim. güzelse, yemekleri lezzetliyse Aynen. Allah. Hem eşim hem annem 10 numara yemek yaparlar. Annem de bir hafta 10 gündür bendeydi. Yani devamlı yiyoruz. Tatlı yapmasınlar zaten. Geçmiş olsun.
Pekala. Şeyi sormak istiyorum. Yani evet, hepimizin aslında hemen hemen aşağı yukarı günleri aynı şekilde geçiyor ama sen neler yapıyorsun gün içerisinde? Ya açıkçası akşama doğru çocuklar uyuduktan sonra saat 10-11 gibi bir film izlemeye çalışıyorum. Film izledikten sonra uyuyorum. Saat 9-10 gibi kalkıyoruz. Çocuklarla kahvaltı mahvaltı. Çocuk olduğu için şimdi Alparslan biraz daha küçük. O erkenci 8.30 gibi kalkıyor. Biz de 9.30 gibi kalkıyoruz. Kahvaltı falan derken yapabilirsek sporumuzu yapıyoruz. Ondan sonra öğlen acil bir işimiz yoksa tabii ki kendi bir bahçemiz var. Genel olarak oraya gidiyoruz. Biliyorsun benim kuş hobim var. Güvercin hobim var. Yani onlara gitmeye çalışıyorum akşam 4 ile 6 arasında. Oraya gidip geldikten sonra devamlı evdeyiz yani. Çaydır falandır. Öyle geçiştiriyoruz yani. Pekala, şu kuşlara değinmek istiyorum. Bu kuş tutkusu nereden geliyor? Ne zamandan beri var? Ya Nasıl bir açıkçası his? çocukluktan beri yani bu anlatılmaz. Şimdi herkes anlatmaya çalışıyorum. Ya bu kuşta ne buluyorsun? İşte bu kuş nasıl bir şey? Yani kuş anlatılmaz. Hastalık derler ya, gerçekten de güvercin hastalığı diye bir şey var yani. İlacı da yok bunun yani. İlacı her gün gidip göreceksin, takip edeceksin. Yani çocukluktan geliyor. Büyüdüğü mahallede çoğu abimiz, arkadaşımız, akrabamız beslerdi. Onlardan bize kaldı. Yani o benim olmazsa olmazımdır. İnsanlar Aklıma köpek şey beni... geldi. Evet. Eskiden Deli Yürek dizisi vardı. Orada bir kuşçu Aynen. vardı. Onun gibi Onun gibi. olmayı düşünüyorum zaten kuşçu. Çayımı, semaverimi yakıp ateşin başında futboldan sonra oturmayı düşünüyorum. Pekala. Kitaplarla aran nasıl? Valla okuyorum. Daha çok tarih okuyorum açıkçası. Ve şu Kuşçu da son öyle zamanlar... çok okuyordu ya, o yüzden. Evet, ben de öyleyimdir. Yani ya böyle roman falan okumayı sevmem yani açıkçası. Yaşanmışlığı okumayı severim. Yani geçmiş tarihi okumayı severim. Yani yeni dünya düzeni derler işte. Bunları falan okumayı seviyorum yani. Tarih ve biraz da istihbarat filmli şey kitaplarını falan seviyorum. Yani bu tarz yani şeyleri okuyorum. Şu anda kuş muhabbeti yapınca güvercin vesaire aşağıda bir diyalog var. Evet. Gerçekten inanman lazım. Mardin kuşları ve Adana kuşları olarak ikiye ayrıldı takipçilerimiz. Evet. Birbirleriyle şu anda çok güzel bir diyalog gerçekleşiyor. Biz onların dışında bir ırk besliyoruz ama onlar da çok değerli bir kuş. Yani şöyle söyleyeyim, güvercin beslemek bölge böyle bölge bölge ayrılıyor. Ege bölgesinde başka bakılıyor. İşte Güneydoğu'da başka, işte İç Anadolu'da başka. Yani her türlü ırk var. Köpeğin nasıl ırkları varsa güvercinin de ırkları var. Ama hepsi güzel. Güvercin olsun da fark etmez. Ahmet Ercüment demiş ki limon mu sirke mi tartışmasına döndük iyice. Doğrudur vallahi. Çünkü harbiden de öyle yani. İşin içine girseniz öyle zaten. Evet, Battal Demirbilek Ha. aramızda. O da diyor ki sever kitap okumayı, en güzel kuşlar Cengiz Han'dadır diyor. Aynen. Kardeşimdir. Onlar da şimdi Karşıyaka Spor Kulübü'ne, benim yetiştiğim kulüpte zaten oynuyor şu anda Battal. Oraya da bir güvercin yapmışlar bizim Mustafa'yla birlikte. Nasip olursa bir çift hediye vereceğim, uçuracaklar. Bakalım onlarda mı iyi, bizde kim iyi? Test edeceğiz. Hadi bakalım. Ben de yaklaşık Ocak sonu Şubat başı gibi gelmiştim İzmir'e. O zaman Evet. Karşıyaka Spor Kulübü'nü de ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Evet. Güvercinlerin orayı da gördüm. Şu anda Evet. gözümün önünde canlandı zaten. Gideceğim zaten. En kısa zamanda gitmem lazım. Battal her gün çağırıyor da nasip olmadı Evet, bugün. hala bekliyoruz yazdı zaten şu Aynen, anda da. gidemedik daha vallahi. Pekala. İzmir'desin. İzmir'de doğdun, büyüdün. Karşıyaka Spor Kulübü'nde yetiştin. Şu anda Karşıyaka Spor Kulübü 3. Lig'de mücadele ediyor. Onların durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya açıkçası Karşıyaka'nın 3. ligde mücadele etmesi benim için hiç önemi yok. Şöyle, sonuçta Karşıyaka Süper Lig takımıdır ve çok büyük camiadır ve yani o büyük camiada yetiştiğim için, büyüdüğüm için de ayrı bir gurur duyuyorum. Ben her şeyimi Karşıyaka'ya borçluyum. Yani bunu herkese de söylüyorum. Benim camiam diyebileceğim, evim diyebileceğim tek yer Karşıyaka'dır. Yani çoğu takımda oynadık. Hepsine faydalı olmaya çalıştık ama Karşıyaka'nın yeri benim için ayrıdır. Çünkü altyapım orası, ilk transfer olduğum yer orası falan. Benim için ayrı yerdir. İnşallah en kısa zamanda yani 3. lig değil, Süper Lig'i hak eden bir kulüp. Yani bazı sıkıntılarımız var. Kulüp yönetimi olarak olsun. Bir birleşme yok yani kulübün içinde. Gördüğüm kadarıyla, dışarıdan takip ettiğim kadarıyla. Sonuçta bu büyük camianın hala stadı yok mesela. Buna değinmek istiyorum. Yani o kadar başvuru, o kadar
iş oluyor. Artık belediyede mi iş bitmiyor ya da başka bir mercilerde mi bu iş bitmiyor bilmiyorum. Değil mi? Yani en eski Karşıyaka'nın stadyumunun temelleri atılmıştı aslında. Tabii ki de. Baktığımız zaman şu anda Göztepe'nin stadyumu tamamlandı. Zaten evet. Lig maçlarını oynuyor. Altay'ın evet. Alsancak stadyumu hemen hemen tamamlandı. Ağustos'ta açılması bekleniyor. Evet. Bornova stadyumu hali hazırda zaten şu anda var ama Karşıyaka'nın henüz temelleri atılmış bir şekilde duruyor. Buna anlamsız şekilde yani anlamıyorum yani. Benim şu an stadın temeli atılacak yer mesela eskiden altyapı maçlarının oynandığı yerdi. Ben orada çok maça çıkmışımdır. Yani yıkımı yapıldı, ondan sonra durdu. Hiçbir şey yapılmadı şu anda. Yani bir an önce nasıl olur bilmiyorum sonuçta. Bu işler devlet erkanıyla yürür ve işte belediyeler işe el atması gerekiyor. İnşallah bu büyük camiye bir stat yakışır. Hatta çok da güzel bir stat yakışır. Saydığınız kulüplerden aşağı kalır bir yanı yok. Çok fazla bir yanı var yani. Karşı evet. Yanında. Zaten Karşıyaka bambaşka bir sevda yani. Aynen öyle. Mesela ben bile İzmir'e ilk geldiğimde her yeri gezdirdiler böyle. En çok nereyi sevdin dediler. Karşıyaka'yı çok sevdim. Orası çok daha farklı geldi bana dedim. Hani hiç bilmeyen bir insan olarak. Evet. Şimdi Karşıyaka'yla başladık. Sonra şöyle bir Beşiktaş günlerine gidelim istiyorum. Beşiktaş'ta talihsiz bir sakatlık yaşadıktan sonra yolların ayrıldı. O günleri şöyle hatırladığında neler düşünüyorsun? Ya açıkçası genç yaşta gittiğim için acaba diyorum biraz daha futbolum olgunlaştıktan sonra veya futbol aklım oturduktan sonra mı oraları görseydim diye hep kendi içinde tartışıyorum aslında. Ama sonunda da şuraya varıyorum senin dediğin gibi. Yani çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Eğer o ciddi bir sakatlığı geçirmeseydim veya dönüşüm daha güzel, hızlı olsaydı belki hala devam ediyor olabilirdim. Ama çok büyük yara verdi ayağımın kırılması. Yani başka bir kulüpte olsaydı belki dediğim gibi geri dönemeyebilirdim. Belki futbolu bırakacak bir aşamada da olabilirdim. Hı hı. Ama çok şükür yani bir o 2-3 senelik bir dönem var o ayak kırıldıktan sonra. Yani orası benim için futbol hayatımın en zor dönemleri diyebilirim. Yani sonradan futbol aklım oturdu. Tabii olgunlaştık. O zamanlar 18-19 yaşında bir çocuğuz sonuçta. Hı hı. Futbol aklı oturduktan sonra o büyük camialarda oynayabilseydim çok daha katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum yani. O sakatlığı yaşamasaydın şu anda hala Süper Lig kulüplerinin aranan ismi olabilirdim diyor musun? Ya her zaman diyorum. Ben yani kendisine şöyle söyleyeyim. Kendisine güvenen bir futbolcuyum aslında yetenekleri açısından. Yani eğer ki güçlüysem, hazırsam her zaman iyiyimdir yani. Eğer güçlü değilsem, fizik olarak hazır değilsem veya ufakcık bir sakatlığım varsa istediğin kadar yetenekli ol. Yani yapamıyorsun, istediklerini yapamıyorsun saha içinde. Bu da seni zaten geride olduğunu gösteriyor zaten. Şu karantina günlerinde, koronavirüsle mücadele ettiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde hatta Twitter'da senin bir tartışman vardı. Quaresma'yla işte Quaresma gelmeseydi Rıdvan devam ederdi, ayağı kırılmasaydı çok daha farklı olurdu gibisinden. Böyle taraftarın da hala aslında unutamadığı bir isimsin. Evet yani sahip çıktı. Beşiktaş taraftarı bize o zaman sahip çıktı. Yani bayağı bir sahip çıktı. Hem arkamızda durdular. O zamanki yönetimimiz olsun yani elinden gelen her şeyi yaptılar. Benim işte dediğim gibi biraz dönüşüm geç oldu, kötü oldu. Ama dediğim gibi ayağım kırıldıktan sonra Beşiktaş taraftarı bana inanılmaz sahip çıktı. Hatta Quaresma ile aynı mevkide değilim ben. Sonuçta ben sağ bekim, o sağ açık, sol açık oynuyor. Onunla bir iki maçta önlü de arkalı da oynadık. O zaman da iyi işler de yapmıştık bir iki maç. Hani uzun süreli olmadı. Keşke uzun süreli olsaydı ve fayda sağlasaydı ki iyi olurdu. Yani öyle büyük futbolcularla oynamak keyif verici tabii ki. Evet, şu anda eski takım arkadaşın Oğuz Ceylan da yayında ve sana bir soru sormuş. Trabzonspor'a geri gelir mi, sorar mısınız diyor. Ben mi? Galiba. Trabzonspor ne alaka Oğuz? Ne diyorsun, anlamıyoruz seni. TS yazmış. Ben Trabzonspor olarak algıladım ama yanlış. Aynen. Ha, o başka bir mevzu söylüyor. Tamam, ben şimdi anladım da. Ha, borsada diyor. Şimdi anladım. Trabzonspor'a futbol borsada yatırım... değil, arsada güzel diyoruz değil mi? Aynen. Aynen. Güzel bir cevap oldu Oğuz'umuza. Evet. Oğuz'a da buradan selamlar olsun. Evet. Onur Alkan da burada. İyi yayınlar yazmış. Onur Alkan'ıma da selamlar olsun. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Karşıyaka'da birlikte oynamıştık Onur'la da. Kardeşim çok makina gibi orta sahaydı ama biraz o da şanssızlık yaşadı. Birkaç sakatlık yaşadı. Çapraz, evet, o da şu anda Ahmet Spor'da oynuyor. Evet.
Evet, gelen sorular içerisinden devam edeyim. Sonra kendi sorularıma devam edeceğim. Samuel Eto'o ile oynamış galiba. Anlatabilir mi diyorlar? Bizim Orkun yazıyor herhalde. O da bizim altyapıdan bir kardeşimizdi. Canımız, ciğerimizdir. Yani Samuel Eto'o hayatımda oynadığım en büyük futbolcu diyebilirim. Her anlamda ama. Sadece hani saha içinde değil. Saha içinde davranışları, oyuna katkısı, saha dışındaki davranışları, hocalarla ilişkisi, takım arkadaşlarıyla ilişkisi, yaşantısı, her şeyle örnek bir oyuncuydu yani. Tam bir profesyonel diyebilirim o konuda. Ciddi anlamda diyebilirim yani. Ben hatta Samuel Eto'nun çok büyük hoca olacağını veya siyasetçi olacağını düşünüyorum ileriki tarihlerde yani. Yanlış hatırlamıyorsam zaten Eto FIFA'nın da iyilik elçisi tarzında bir görevi var şu anda. Vallahi evet, olabilir. Ya çok da iyi de bir insandı zaten. Ya bana inanılmaz katkılar olmuştu. Ben ve Sakıp'la çok uğraşmıştı. Ya, arkamızda çok durmuştu. Çok desteklemişti bizi. Yani bize katkısı çok büyüktü. Yani ondan çok şey öğrendik diyebilirim ya. Mesela şimdi alta yorumlar gelmeden şöyle bir ben hızlıca sormak istiyorum. Ne gibi katkısı oldu mesela? Neler öğrendin? Ya pes etmemeyi, oyun içinde, saha içinde, antrenman da olsun, maç da olsun ciddi olmayı. Yani bazı oyuncular vardı. Sen futbolun içinde bayağı bir ilgilisin, takip de ediyorsun. Yani idmanda dahil bizim Yunus Altun vardı, Karşıyaka'daki bir forvetimiz vardı, abimiz. Ona da selamlar olsun buradan. Yani saha içinde mesela idmandayım, ya şöyle yavaş vurayım. Hayır, onlar çok ciddi. Golcü olduklarından mıdır nedir? İdmanda bile boş kaleye dahi çok ciddi şekilde vuruyorlar mesela. Yani ayağını alıştırıyorlar, idmandan sonra çalışmaları olsun. Her anlamda pes etmemeyi, profesyonel yaşamayı çok iyi biliyorlar mesela. Eto bir ara Peki Antalya'da... bunu kendi oynadığın kulüpler içerisindeki genç arkadaşlara anlatıyor musun? Ya anlatıyoruz. Ya futbol öyle bir şey ki, ben de gençtim, bana da çok anlatıyorlardı. Acaba dinliyor muyuz? Ne kadar dinliyoruz? Dinleyenler evet bir yere geliyor. Dinlemeyenler çok ciddi şekilde yara alıyor bu işin içinde. Yani biz de ya gördüklerimizi söylüyoruz. Çünkü ben de iyi kötü 29 yaşında oldum. Tecrübeli bir futbolcu oldum sonuçta. Ya ben de genç arkadaşlarıma söylüyorum. Genç arkadaşlarıma söyleyip kötü yerlere düşenleri de gördüm. Dinleyip iyi yerlere gelenleri de gördüm. Tamamen bu insanın, futbolcunun karakteriyle, çalışmasıyla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Pekala. Şu anda Gaziantep'ten yine medya sorumlusu İbrahim Cansız da burada. Ha, Cemil, o da eyvah yazmış. Cemil'e de selam olsun. O da şimdi devamlı baklava olsun, kebap olsun yiyordur. Evet ya, şu günlerde yani Antep'te olmamak lazımmış aslında. Onlara da aslında buradan tebrik ediyorum. Senin aracılığınla da söylemiş olalım. Gaziantep Futbol Kulübü şu anda Türkiye ligleri içerisinde 5. sırada sosyal medyada ve oldukça güzel paylaşımlar yapıyorlar ve hani diğer kulüplerin önünde olmaları, sosyal medyayı bu kadar aktif kullanıyor olmaları da güzel aslında. Karantinaya kebapçı da giriyoruz demiş Cemil. Ya Cemil o konuda, söylediğiniz konuda çok çalışkandır mesela. Hem gençtir zaten. İnanılmaz işine saygılı. Çok koşturuyor, araştırıyor. Yani tesiste kalıyor genellikle. Biraz böyle yani gün içinde bastırdık mı bizim fotoğrafları da paylaşıyordu. Bir yabancılardan kalırsa. Evet, Oğuz Ceylan diyor ki paçalı mı taklacı mı? Paçalı tabii ki ya. Kelebek. Yani Oğuz, onu ben bile biliyorum paçalı onu. Oğuz hiç anlamaz. Oğuz balıkçıdır. Balığa çıkar bol bol. Öyle mi? Çok fazla bilmiyorum. Hani sosyal medyadan ve işte maçlardan takip ettiğimiz kadarıyla. Evet. O yüzden pekala. Şunu sormak istiyorum. Unutamadığın, keşke Karşıyaka haricinde ama. Çünkü Karşıyaka'da doğdun, Karşıyaka'da büyüdün. Evet. Oradaki kulübün yerinin sende çok fazla bir bölüme ayrıldığını biliyorum. Karşıyaka haricinde keşke şurada bir sezon daha devam etseydim dediğin bir kulübün var mı? Açıkçası yani aslında oynadığım kulüplerin hepsi değerli. Hepsinde de güzel anılarım var. Tabii birkaç tanesi hariç bazı sıkıntılar yaşadık. Sivas'ın yeri ayrıdır, Antalya'nın yeri bende ayrıdır. Geçen sene zor şartlarda Gazişehir'de çok güzel başarı yakaladık, şampiyon olduk. Orası ayrıdır. Ama hep şunu derim yani, Beşiktaş'ta oynarken gençtim ve
Beşiktaş'ı federasyona verip boşta kalmıştım. Yani çok büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum o konuyla ilgili. Gençtim. Sonuçta bana hiçbir zaman git demediler ve her zaman kiralık gidip sezon başı yine o şansı yakalayabilirdim. Ben bonservisimi alıp ayrılmayı düşündüm. Orada çok büyük hata yaptığımı düşünüyorum. Yani sonuçta 19, 20, 21 yaşlarında bu hatayı yaptığım için pişmanım. Yani 21, 22, 23'e kadar kiralık gidip iyi bir performans sergileyip sezon başı tutturabilirdim. Bunun örnekleri de vardır. Ben her zaman derim Semih Kaya benim arkadaşımdır. Yani Semih Kaya Kartalspor'a gitti, kiralık oynadı, oynadı, oynayamadı. Sakatlıklar yaşadı. Ondan sonra bir sezon başı geldi. Fatih Terim onu tuttu ve Semih Kaya o zaman Semih Kaya oldu. Çok ciddi yerlere geldi. Çok ciddi performanslar verdi Türkiye'de. Yani böyle bir örnek de vardı önümde ama nasip böyleymiş. Her zaman şükrediyoruz yani. Hiç sıkıntı yok. Peki şunu sormak istiyorum bir de. Bu kadar başarılı kulüplerde oynadın. Şampiyon oldular genelde. Bu arada Delvaye'de Rudo Aylo yazdı sana. Delvale benim kankimdir. Önümde oynuyor. Biraz tabii tartıştığımız zamanlar olurdu. O yetenekli olduğu için devamlı şimdi Delvale topu alıp dripling yapıp adam geçme özelliğine sahip. Şimdi geride gelmedim. Ben de 2-1 kalıyordum genellikle. Biraz tartıştığımız zamanlar oluyordu ama çok seviyordum yani. Her zaman aramız çok iyiydi ve çok büyük futbolcu olduğunu düşünüyorum PTT Ligi için. Delvaye, grande futbolista, el te dijo, estás muy muy grande jugador. Espanyol por favor yazmış zaten. O da İspanyolca lütfen diyor. Ben konuşamam derler. Estás muy bien jugador y él te dijo estás muy muy grande jugador. Sí. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Delvaye'nin de gelişiyle birlikte laf karıştı araya ama Sivasspor'da şampiyonluk yaşadın, işte Gazişehir'de şampiyonluk yaşadın, Erzurum'da yaşadın diye hatırlıyorum. Erzurum'da oynamadım. Pardon. Nasip olmadı. Mavili bir forma hatırlıyorum senin. Sivas, Gazişehir, Elazığ'da PTT birincilik şampiyonluğu yaşadım. Pardon, Elazığ'da. Elazığ. Doğu olarak hatırlayınca tamam. Evet. Buralarda şampiyonluklar yaşadın. Şampiyon olmak isteyen takım mı seni çağırdı yoksa sen gittikten sonra takımda bir hava oluştu da şampiyonluk mu yaşadınız? Şöyle oldu. Elazığ'a gittiğimde ikinci yere gitmiştim. Karabük Süper Lig'deyken ben Karabük'teydim. O zaman Hüsnü Özkara hocamız beni çok istemişti PTT'de. Elazığ'da o zaman iyi durumdaydı. Yani ilk yarı ikinci sıradaydı tahminimce. Yani ihtiyacı da olduğunu söylemişti. Gittiğimde takım da iyiydi zaten. O zaman takımda çok iyi oyuncular vardı. Arif Şahin olsun, Oktay Pop olsun, Göksu Türkdoğan olsun, Sinan Özkan olsun. Yani iyi bir kadromuz da vardı. Yani o takımın şampiyon olacağı belliydi. Maddi bir sıkıntılarımız oldu ara ara ama yani olacağı belliydi. Sivas tamamen farklıydı. Sivas büyük kulüptü. Her zaman Süper Lig takımıydı zaten. Yani bir an önce çıkması gerekiyordu. Ona da yine Antalya Spor'dan gitmiştim. Yani Sivas'ı bile bile gittim aslında. Şampiyon olacağını düşündüm. Yani şampiyon olup orada devam edebileceğimi düşündüm. Orada bir açık vardı ve futbol hayatımda en iyi performans verdiğim yerlerden bir tanesidir Sivas Spor. Hem Süper Lig'de olsun hem PTT'de olsun zaten güzel maçlar çıkarttık. Gazişehir'de zaten tamamen şampiyonluğa kurulmuş bir gücü vardı. Maddi gücü de vardı. Adil Başkan'ın yeri de her zaman ayrıdır. Onu da bir ayrı köşeye koymak istiyorum. Hı hı. Çok ciddi katkılar yaptı. İyi transferler yaptı. Şampiyon olacağımız belli gibiydi ama her zaman para veren şampiyon da olmuyordu. Aslında bunu biraz sıkıntısını yaşadık. İlk ikiden çıkmamız gerekirken playoff'ta son maçtan çıktık mesela. Yani ona rağmen Adil Başkan'ımızı üzmediğimiz için ben çok mutluyum. Yani o adamın hakkı çok büyüktür bizde. Pekala. Ben Elazığ Spor'la Erzurum Spor'u dil sürçünce bir anda Erzurum Spor taraftarı da yazmaya başladılar. Diyorlar ki Erzurum Spor'a gelmek ister mi Rıdvan abi? Ya Erzurum benim memleketim sen bilirsin. Ben Erzurumluyum. Aslen Erzurumluyuz. İzmir'de doğduk ama ben kendimi hep Erzurumlu hissediyorum. Yani Erzurumlu gibi yürüyorum. Erzurumlu gibi konuşuyorum. Erzurumlu gibi yaşıyorum daha doğrusu. Memleketimi de çok seviyorum. Yani memleketimin yeri ayrıdır bende. İnşallah bu sene... Çayı kıtlama mı içersin mesela? Annem kıtlama içer de biz şimdi alıştık. Çok fazla da şeker kullanmadığım için. Süper. Yani aynen öyle yapıyoruz. Şimdi Erzurum'da da oynayan kardeşlerimiz de var. İnşallah yani ben şu an İstanbul Spor'dayım. Belki ilk ikiden uzağız ama inşallah memleketim şampiyon olur. Öyle bir hedefleri de var. Hı hı. Her zaman yeri Süper Lig'dir yani Erzurum'un.
Pekala. Yavaş yavaş artık İstanbul Spor'a da gelelim istiyorum. İstanbul'a Evet. geldin. Daha öncesinde de İstanbul'da oynamıştın zaten. Evet. Böyle yıllar sonra tekrar geldiğinde neler hissettin? Ya açıkçası ilk geldiğimde tabii Anadolu yakasında Ümraniye'deydi tesis Beşiktaş'tayken. Şimdi tam tersi Çatalca'dayız. Yani Evet, Selimpaşa'da. Büyükçekmece'deyiz. Büyükçekmece'deyiz. Yani tesis orada. Mecburen biz de hayatımızı o tarafta, o bölgede geçirmek zorunda kalıyoruz. İstanbul Spor da köklü bir kulüp. Yani ben İstanbul'a spora giderken aslında hala çok mutluyum. Yani oyun stili olarak benim futboluma çok yatkındı yani. Çok gitmek istedim yani. Orada Ecmel başkanımız olsun. Ecmel başkanımızın oğlu, ikinci başkanımız Ömer abi olsun. Yardımcı da oldular. Yani isteyerek gittiğim kulüp diyebilirim İstanbulspor ve hala yani çok bir performans verdiğimi düşünmüyorum. Sakatlıktan yeni çıkıp gittim çünkü oraya. İnşallah 2,5 yıllık sözleşme yaptık orayla ilgili. İnşallah oraya yani hakkını vere vere oynamayı nasip eder Allah bize. Peki şu anda orada antrenmanlar nasıl takip ediliyor? Neler yapıyorlar? Bugün Salih hocamızla konuştuk. Salih Tekke ile Fatih hocamızın kardeşidir. Bizim de yardımcı hocamızdır. Aradı, biraz sohbet ettik. Ne yapıyorsun, nasılsın falan. Yani antrenmanları yapıyor musun falan. Onunla konuştuktan sonra da biraz sohbet ettikten sonra da kondisyoner hocamız aradı. Onunla da konuştuk. O da antrenman programı attı zaten bize. Onu gerçekleştirdik. 1-2 hafta içinde daha ciddi bir antrenman temposu koyacağını söyledi. Onları da uygulayacağız yani. Devamlı irtibattayız yani. Bu şekilde irtibat halinde kalıyorsunuz. Peki Tabii takım tabii evet. arkadaşlarına tam alışabilmiş miydin? Çünkü devre arası geldin ve kısa bir süre sonra da zaten koronavirüs Evet. vakası ortaya çıktı. Yani ilk gittiğimde de aslında bir şöyle 1 ay, 1,5 aya yakın kendim ayrı çalıştım hazırlanabilmek için. Sonuçta sakatlıktan da çıkmıştım. Son 3-4 hafta artık kadroya girip oyuna girmeye başlarken koronavirüs çıktı bizim de dediğimiz gibi. Takım arkadaşlarım da alıştım. Çoğu zaten genç arkadaşlar. Hepsi gelecek vaat eden arkadaşlar. Yani en büyük Erdem Şen'le benim galiba. Bir de Papa Div var zaten. Ondan sonrası hep genç zaten. Yani alıştık. İzmir grubumuz var zaten. Onur olsun, Oğuzhan Berber olsun, bizim Berkay olsun. Onlarla gidip geliyoruz. Araba güzergahıyla. Bu şekilde geçiyor günlerimiz orada. Zaten mesafe çok uzak olduğu için hep beraber gidip dönüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani ben bir de uçağa binmediğim için biliyorsun. Yani kolay kolay uçağa binmiyorum gerekmediği sürece. Yani oradan çıktığımızda bu yeni yoldan bir 3-4 saate geliyoruz ya. Güzel oluyor yani sohbet Evet, o edeyim de. yeni yolda aslında çok rahat oldu. Yani 3,5 saatte Evet, falan. süper Gerçi oldu. İstanbul Spor tesislerinin oradan biraz yol uzar Biraz gibi uzak. geliyor Biz üçüncü köprüyü kullanıyoruz. Onu da dolanıyoruz. En boş yol orası. değil mi? Doğru. Pekala. Erdem var dedin takım olarak, yaş olarak bana en yakın ve takımda yaşı büyük olanlardan. Erdem'le beraber böyle takıma bir abilik yapma durumunuz var mı? Tabii ki yani onu da devamlı konuşuyoruz. Erdem abi de benim gibi yani hazırlanma sürecinde hep birlikteydik. 1-1,5 ay ikimiz birlikte çalıştık zaten bu sürede. Dediğimiz gibi yani abilik yapalım yapmasına. Yapıyoruz da zaten hani her zaman da yapacağız da. Önemli olan oynadığımız futbolla abilik yapmak daha doğrusu bence. Yani şimdi abilik dışarıda yapılır tamam. Elimizden gelen her şey yapılır ama sahada koyduğun karakterle de bir abilik yapmış olunur yani. Biz onu başarabilirsek, hazırlanabilirsek o daha güzel olacak inşallah. Pekala. Şimdi yorumları okumuyoruz diye biraz isyan ediyorlar. Şöyle yorumlara bakmak Doğru. istiyorum bir yandan da. Evet, bu Mustafa Yavuz adlı bir arkadaşımız var. Çok isyan etti. Gaziantepspor neden konuşmuyorsun Rıdvan abi diye isyan etmiş. Sonra da ben yorumları okumuyorum diye bana kızmış. Arkadaşlar yavaş yavaş sırayla konuşuyoruz. Evet. Karşıyaka'dan başladık. Beşiktaş'la devam ettik. Sonrasında şampiyon olduğu takımları gezdik. Zaten bayağı aslında Gaziantep'le de ilgili konuştuk. Kebaptı vesaire, baklava gibisinden ama yine zaten oraya sıra gelecek. Lütfen sakin olalım. Ama Evet. onun bahsettiği Gazişehir değil, Gaziantepspor olabilir. Orada da bir yarım dönem oynadım. Yani oynayamadım da oynadım diyelim. Ondan Öyle mi? O bahsediyor anlamda olabilir. Evet. bahsetmek istiyorlar. Peki hazır söz konusu olmuşken orayı da biraz konuşalım. Ya açıkçası Gaziantepspor'a da Beşiktaş'tan bonservisimi aldıktan sonra orayla da 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştım ama
Yani sakatlıktan çıktığım için o aralarda çok verimli geçmiyordu. Süper Lig'di Gaziantep ama biraz da maddi sıkıntıları başladığı dönemlerde o zaman. E ciddi ciddi o zaman önümde de iyi rakipler vardı. Serdar Kurtuluş vardı. O zaman Beşiktaş'a transfer oldu Serdar abi. İyi de bir dönemindeydi sağ bek olarak. E onun arkasında Ekrem Dağ vardı. O da hem Beşiktaş'tan arkadaşımdı hem de çok saygı duyduğum iyi futbolcuydu. Hatta dün kendisi beni aradı yine. Yani baktığımızda çok ciddi iki tane rakip vardı. Ben de genç olarak onların arkasında bekle süre gelmiyor, oynayamıyor. Zaten sakatlıktan çıkmışız. Artık seneler geçtikçe benim maç sayım azalmaya başladı. Yani oynayabileceğim bir yere gitmeyi daha doğru buldum. Orada onun için 3-4 ay yani 5 ay bir dönem kaldıktan sonra ayrıldım yani açıkçası. Pekala. O zaman şunu sormak istiyorum hazır söz konusu açılmışken yine. Dedin ki gençtim ve önümde çok ciddi isimler vardı. Beklemek istemedim, oynayabileceğim bir kulübe gittim. Genç buradan futbolcu arkadaşlara ya da bizleri takip edenlere bunu söyleyebilir miyiz? Yani beklemek yerine oynayabilecekleri bir kulübe gitmeliler mi? Ya şuna inanıyorlar mı bir kere? Ona bakacaklar. Kendi mevkilerindeki adamdan iyi olduklarına inanıyorlar mı? Ve o formayı ben alacağım ve götüreceğim. Buna inanıyorlarsa evet tabii ki de beklenecek. Rekabet oluşacak. Sonuçta 24 futbolcunun 24'ü oynayamaz yani. Sonuçta burada hoca 11'i seçecek. 3 tane sonradan girecek. Bu şekilde sana şans geldiğinde değerlendirmen gerekiyor. Yani bu sadece futbolcunun da elinde olan bir şey değil. Hocanın buna karar vermesi gerekiyor. Sonuçta patronu sen ne kadar önündeki adamdan iyi olursan ol. Ama o öbürünü senden iyi görüyorsa sen istediğini yap. Ağzında kuş tut oynayamazsın. Hani bunları hissettiğin an tabii ki de değişmek çok önemlidir. Oynayabileceğin yere gitmek çok önemlidir. Ben işte o zaman Gaziantep Spor'dayken ya Süper Lig'den de düşmek istemiyorum. Süper Lig'de oynamak istiyorum ama yedeğim devamlı. O arada da bir çok sevdiğim menajerim de ama abiden öteydi benim için. Bana şu cümleyi kurdu. O zamandan beri de hep aklımdaydı. Bazen kaybettiğini düşünürsün ama kazanırsın. Yani bu benim için çok güzel bir sözdü ve beni harbiden etkiledi. Sonra ben dedim ki evet oynayabileceğim yer neresi? O zaman da Karşıyaka beni istiyor. Ciddi bir teklif var. İkinci dönemim Karşıyaka'daki. Benim dedim yuvam orası. Tabii ki dönerim. Hı-hı. Ve döndüm. Nitekim de PTT'de 2 sene full oynadım. Full'e yakın oynadım. O zaman Yusuf Hoca ile tanıştık. Burada birlikte çalıştık. Çok iyi dönemlerimiz geçti. Ondan sonra Yusuf Hoca Antalya Spor'a gittiğinde Süper Lig'e beni tekrar geri aldı. Yani gidip güçlü oldum Karşıyaka'da. 2 sene full oynadım. Ligin hiçbir önemi yok. Karşıyaka'dasın sonuçta. Göz önündesin. Ondan sonra yine ait olduğum Süper Lig'e geri döndüm açıkçası. Yani bunları futbolcunun iyi irdelemesi gerekiyor bence. Bu şekilde değerlendirmesi lazım diyorsun. Evet. Erhan Çelenk bir yorum yazdı. Diyor ki Rıdvan diyor iyi alıştırın röportajları artık heyecan yapmıyorsun. Ya Erhan benim kardeşim gibi de Erhan Oğuz olsun Mücahit olsun yani bizim Gazişehir grubumuz var Uğur Arslan olsun yani hepsiyle aramız iyidir her gün de konuşuruz röportaj deyince geçen de kendisi de başka bir kanalda röportaj yaptın da biraz alttan yorum manyağı yaptık da onu ondan söylüyordur bunu. O zaman burada hazır yayındayken Erhan Çelenk'ten de bir söz almak istiyorum. Süper Lig yolu Instagram hesabından yapmış olduğumuz bu Instagram sohbetlerine kendisini de bekliyoruz. Lütfen cevabını evet diye yazarsa biz de buradan kendisine teşekkür edelim. Değil mi Rıdvan? Ona ben karar veriyorum. Ben onu yollarım. Öyle mi? Pekala o zaman. Sözü de almış olduk buradan. Önümüzdeki haftanın programına Erhan Çelenk'i de ekleyelim. İnşallah. Diyorlar ki Can Kalender senin takipçilerinden galiba. Rıdvan abinin Türkçesi çok güzel, diksiyonu çok düzgün. Can benim kardeşim gibidir. Hatta güvercin ortağım diyebilirim. İzmir'de yaşıyor kendisi. Amatör futbolcu kendisi. Kardeşimi çok seviyorum. Buradan da selamlar olsun. Geçen gün onunla görüşecektik. Nasip olmadı. İnşallah ilerleyen artık zamanda. Bugün zaten cuma. Sokağa çıkma yasağı var. Pazartesi evet. Günden tamam, sonra görüşürüz. Evet. Pekala Rıdvan şunu sormak istiyorum. Forma numaralarını neye göre seçersin? Ya aslında boş olduğu sürece her zaman 25. Memleketim olduğu için. Her zaman yani. Eğer boşsa 25'i giymeyi tercih ediyorum. Şimdi İstanbul Spor'a geldim tabii. Şimdi 25 dedim. Yok. Hadi dedim 20 olsun. Yok dolu. Yani 7 dedim. Yok. 77 yok. 17 yok. Hiçbir şey yok. Artık en son dedim, en son oynadığım kulübe yani Keçiören'den önce oynadığım, başarı yaptığım Gazişehir formasını giyeyim. 27 olsun en azından. 25'e yakın bir şey yani. 27 olsun dedim. Sağ beke yakışır bir numara. Onu tercih ettim açıkçası. O şekilde oldu yani. Aynen.
Pekala. Totemlerin var mı peki? Ya da bir ritüelin maç öncesinde inandığın, böyle bileklik takıyor bazı futbolcular ya da işte kramponuna bir şey bağlıyorlar. Sende herhangi böyle bir şey var mı? Ya açıkçası totemim yok da şöyle bir olay oluyor. Eğer ki maça giderken karnım ağrılar giriyorsa, heyecan varsa Doruk'ta, o maçı iyi geçiriyorum nedense. Yani ya çok odaklandığım için ya da günler önce kendimi hazırlayıp o maçı önemini bildiğim içindir belki. Yani eğer onları hissediyorsam tamam diyorum lütfen. Bugün galiba bugün iyi geçecek diyorsun. Aynen. Genelde de öyle oluyor yani. Ama öyle bir totem, öyle bir inancım yok yani. Kendi duamı eder çıkarım. Başka bir totemim yok yani. Pekala. İlk golünü hatırlıyor musun? İlk golümü hatırlıyorum. Onunla ilgili de şöyle bir anım var. Yani genç millileri falan saymıyorum. Kulüp olarak söylüyorum ilk golümü. Karşıyaka'dayken şimdi arkadaşlar artık dalga geçmeye başladı. Ya sen diyor hala nasıl golün yok? Hala nasıl yok? Golün yok. Ben de artık kendi kendime kuruntu yaptım. Gece gece kendime düşünüyorum, yatıyorum. Ya ben niye gol atmıyorum? Bir gol atayım. Asist masist yapıyorum ama şimdi gol atmamışım bakıyorum. Doğru diyorlar falan. En son evet geldin. En güzel anını anlatırken internet bağlantısı gitti dedim ben de. Duyuldu mu? Duyulmadıysa tekrar anlatayım. En son kafanda kurdun. Neden golüm yok? Neden golüm yoksa doğru söylüyorlar dedi. Evet, o ara devamlı ya asist masist yapıyoruz ama girdiğim zaman yani ceza sahasına girdiğim zaman kendi sahamda yaptığım rahatlıkları orada sergileyemiyorum. Allah Allah dedim. En son Antalya deplasmanında gol attıktan sonra ben bile inanamadım. Baktım fileye gidiyor top. Allah'ım dedim gol oldu ya. Kırdık herhalde şeytanın bacağını falan derken. O gün bugündür her sene bir iki tane atmaya çalışıyoruz yani. O zaman süper. Alttan şimdi yorumlar geliyor. Ben kaçırdım diyorlar. Yayının tekrarını izlerseniz arkadaşlar oradan görebilirsiniz tabii ki de. Evet. Şurada bir selam yollayayım. Mücahit Albayrak girmiş. Erzurumspor'un sol beki kardeşimdir. Gazişehir'de birlikteydik. Gördüğüm en yetenekli sağ bek demiş ama abartıyor tabii. Kardeşim beni çok sever. Çok can ciğer izdir. Onlara da başarılar diliyorum. İnşallah hak ettiğini alırlar yani. Şampiyon olurlar sezon sonu. İnşallah. Onlar da zaten Süper Lig'e çok güzel renk katan bir takım aslında. O maç öncesi ya da devre arası İbrahim Erkal'ın o besteleriyle gerçekten gönlümüze taht kurmuş bir takım. Allah rahmet eylesin. İbrahim Erkal da bizim memleketlimizdir. Çok sevdiğimiz birisiydi. Çok üzgünüz o konuda yani. Pekala. Şimdi Recep Güler de Buz Adam Rudo yazmış senin için. Kim? Recep Güler. Ha Recep. Aynen o da şimdi amatörde oynadı. Üst liglerde oynadı. Gençler Birliği'nde falan oynadı. Ondan sonra kardeşimiz bıraktı. Şu an kafe işi falan yapıyor ama doğru demiş yani. Yalan değil. Pekala. Evet, seni Türkiye'de en çok etkileyen stadyum hangisi? Yani kendim oynadığım için Beşiktaş'ı söylemek olur mu bilmiyorum. Deplasman olarak mı acaba? Evet, deplasman olarak. Yani öbür türlü... Ve taraftar türlü... grubu. Ayrı ayrı da olabilir bu ikisi. Ya açıkçası ben Kadıköy'de çok etkilenmiştim ya. Bu Beşiktaş'tayken oynamıştık. Hatta Alex gol atmıştı. Yani oradaki ses, ambiyans ya da derbi diye mi öyleydi? Daha sonra tabii Anadolu kulüpleriyle de oraya gittim. Maçta oynadım ama yani o derbi gibi olmamıştı. Yani orası benim için ayrı bir atmosferdi. Yani Çukur Saraçoğlu Stadyumu ve Fenerbahçe taraftarı diyebiliriz. Evet, evet o tünel çıkışı falan, o kalabalık falan o günü hala aklımdan çıkaramıyorum yani. Bizim o zaman en unutamadığın anın ne diye sorsak da bunu söyler miydin? Yoksa başka yani, bir anın da var mıdır? Başka derdim ona ya. Peki o zaman onu da alalım. O da şu, ilk Beşiktaş'a transfer oldum. O zaman da Beşiktaş-Fenerbahçe Süper Kupa maçı var. Şu anki Olimpiyat stadında. Tribünler tıktım tıktım. Tabii ben daha 18 yaşındayım. O zaman da takıma da bir hafta 10 gün olmuş geleli. Yani televizyondan, kahvenin camından izlediğim futbolcularla yan yanayım. Bakıyorum şimdi İbrahim Üzülmez, Rüştü Reçber, Nihat Kahveci ile pas yapıyorum.
Allah'ım diyorum ben nereye geldim kendi kendimce. Daha küçüğüm böyle. Tribünler full o zaman. Ya çok şaşırmıştım o zaman. Rakipte bakıyorum Fenerbahçe. Alex hastasıyım. İnanılmaz Alex'e bakıyorum ya. Bu nasıl akıllı futbolcu falan diye. Kendi kendime söylenip duruyordum. Sonra da Mustafa Denizli hocamız beni son 20-25 dakika oyuna da almıştı. Yani unutamadığım an diyebilirim. Yani neredeyim, hayal dünyasındayım dediğim tek zamandır o zaman yani. Zamanla atlattık tabii onu. Pekala. Ve arkadaşların da yazmaya devam ediyorlar yine. Evet. Uğur Kuru demiş ki bugünkü Uğur. Zararımız büyük. Doğru diyor. Uğur oralara hiç girme, zarara devam. Uğur'a da neyse selam artık. Olsun, özel konular olduğunu düşünüyorum. Özel özel, evet. Evet. Başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Ya açıkçası... Artık yavaş yavaş da toparlayalım istiyorum. Çünkü gelen sorular içerisinden devam edeceğim. Benim sormak istediğim soruları tamamladık şu anda. Evet. Yani bilmiyorum ya. Oynayabildiğim kadar futbol oynamak istiyorum. Bunun için de fiziğimi kendime hazır tutmaya çalışıyorum. Daha 29 Hı-hı. yaşındayım. Önümde bir 5-6 yıl daha olduğunu düşünüyorum. Eğer ki kafa olarak, mentalite olarak hazır olabilirsem fizik olarak oynayabileceğimi düşünüyorum. Eğer ki kafa olarak, mental olarak ben artık bu işi kaldıramayacağım, bu ortamı kaldıramayacağım dediğim anda bırakabileceğimi düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de futbol biliyorsun her zaman olumlu geçmiyor bazı yerlerde. Onun için bundan etkilenmemeye çalışıyorum. İnşallah olumlu şekilde ilerler, güzel şekilde sonuçlanır diye düşünüyorum. Peki şimdi tam ben soracaktım. Alttan da yorum olarak geldi. İleride teknik direktörlük olarak bir düşüncen var mı? Yoksa farklı bir şekilde mi göreceğiz seni Türk futbolunun içerisinde? Ya bunu söylüyorum. Büyük bir ihtimalle başıma gelir. Futbol bittikten sonra futbolun içinde hiç olmak istemiyorum. Yani bunun ne teknik kadrosunda ne antrenörlüğünde hiçbir yerinde olmak istemiyorum yani. Ama şimdi ben bunu söylediğim için Rabbim de bunu bana nasip edecek gibi hissediyorum. Maalesef. Genelde öyle olur değil mi? Aynen. Hiç istemezsin yani ama bunun, hep böyle içinde ya, bulursun kendini. Bundan başka da bildiğimiz bir iş yok. Ona da bakıyorum. Yapabiliriz, başka işler yapabiliriz. Tutturabilirsek devam edebiliriz. Yoksa öbür türlü yani futbol işi zor. Yani hele ki hocalık bölümü çok daha zor. Yani 24 kişi, 30 kişiyle hepsini mutlu etmen gerekiyor. Bunun 11'ini oynatacaksın. 3 tanesi sonradan girecek. Oyuna girmeyen trip, giren trip, oyundan çıkan trip. Yani hiç ben benim, kaldıramam diyorsun. Ben kaldıramam gibi geliyor. Onun için de hiç girmeyi de istemiyorum. Rabbim de sağlık sıhhat verdiği sürece, muhtaç etmediği sürece girmek istemiyorum yani. Diyorlar ki Orkun Kazancı yazmış diyor ki güvercin ihalesine devam eder. Valla büyük hedefim var onunla ilgili dur bakalım. Öyle mi? Tabii tabii hedefler var. Mazım Görgü menajer olur kesin yazmış. Mazım ya. Da Altay Kulübü'nün değerli tercümanı. Aynen. Evet. Ya menajerlik falan da yapılacak iş değil ya. Mücahit Albayrak diyor ki kendisi çok sever tribi. Doğru. Doğru diyor. Kendimden bildiğim için yola çıkıyorum zaten. Şimdi yani anlatamıyoruz da hani bunu biliyorum ama futbolcunun yapısında mı vardır bilmiyorum. Küçüğünden büyüğüne kadar herkes yani. Yani adam 70 dakika oynuyor, son 20 dakika çıkıyor, trip atıyor mesela hocaya veya giren oyun arkadaşına. Ben buna anlam veremiyorum. Tabii şimdi konuşuyoruz, inşallah başımıza da gelmez. Bugüne kadar yapmadık böyle bir şey ama. Yani sonra insanlar demesin. Yani futbol değişik ya. Karakterler farklı olunca, gerçi her meslekte aynı ama. Değil mi? Aslında şöyle de bir şey var. Yani 30 tane farklı karakteri bir arada bulundurup 30 kişinin de mutluluğunu sağlamak çok zor bir şey aslında. Yani evet ya bu futbolda sadece böyle değil. Belki bir fabrikada çalışan 50 kişi de aynı mentalitede ve karakterde değil. Veya hastanede çalışan 50 tane sağlıkçı da aynı düşünmüyor ama dediğimiz gibi mecburuz buna. 30 kişinin içinden 3-5 kişi arkadaş edinebilirsek yetiyor bize. Futbol hayatından sonrasına dost birikmek gerekiyor yani. Pekala Erdener Karataş demiş ki Quaresma ve 7 numaralı formayı verme hikayesini dinleyebilir miyiz? Ya o nasıl oldu? Ben 7 numarayı giyiyordum. Ayağım kırıldı. Sezon başında Quaresma transferi gerçekleşti. Tabii ben de o yazın tatildeyim. Tatildeyken beni kulüp menajeri aradı. Yani Quaresma geldi. Bugüne kadar 7 numara giymiş. Inter'de de giymiş. İşte Chelsea'de de giymiş. İşte hatta Figo 7 numarasını ona vermiş. Çok sevdiği için falan. Ya dedim ben zaten bir sene, 1,5 sene top oynamayacağım dedim.
Figo verdiyse biz kimiz dedim. Tabii ki de verelim dedim. Yani adam sonuçta yıldız dedim o zaman geldiğinde. Dedim olur dedim, sıkıntı yok. Ondan sonra Yıldırım Demirören başkanımız da Rıdvan 7'yi verdiyse o zaman ben ona 2 tane 7 vereyim. 77'yi giysin. Ondan sonraki sezon 77 numaralıyı giydik tabii. Yani stada geldik özel bir uçakla. Statta Kuvarejman'ın tanıtıldığı gün ben baston değneklerle 7 numarayı teslim ettim. Bir 5-10 dakika orada bulundum. Ondan sonraki oradan ayrıldım ve kendi yoluma gittim yani. Pekala. Evet. Arkadaşlar benim sormak istediğim sorular tamamlandı. Rıdvan Şimşek'e olan soruları, eğer ki sizin merak ettiğiniz sorular varsa onları yazabilirsiniz. Ben de buradan kendisine seve seve uygun olanları yöneltmeyi düşünüyorum şu anda. Yoksa da zaten artık son kez bir Alparslan'la Poyraz'ı görelim. Ondan sonra da yayınımızı tamamlayalım. Onlar vallahi yukarı çıktı. Yatmaya geçtiler bile. Öyle mi? Pekala. Falez Motor diyor ki İstanbul'da ya da İzmir'de balık tutmayı düşünüyor muyuz? Hasan abi bizim Antalya'da oynarken kendi özel teknesi vardı. Onunla balığa falan çıkardık. Geçen gün de onunla konuştuk. Yani balık benim için ayrı bir. Yani kuş da ayrıdır ama balığa da ayda bir, iki ayda bir çıkabilirsem inanılmaz deşarj oluyorum. Güzel oluyor yani benim için. Oğuz'la beraber gittiniz mi peki? Yayının içerisinde Oğuz'la balık tutmayı seviyor demişti. Oğuz'la gidemedik ama gittiğimizde devamlı birbirimize video atıyoruz. O bugün yine çıktı. Video attı zaten, bizim grubumuz var. Tutamamış bir şey ama. O Çanakkale'de şu an. Çanakkale'de açılıyor. Aynen. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Varsa sorularınız kendiniz yazın yorum olarak. Ben de şu anda Rıdvan Şimşek'e sorularını yönelteyim. Erzurum Spor hakkında neler düşündüğünü zaten yayın içerisinde konuşmuştuk. Antalya'ya yolu tekrar düşmesini ister mi diye sormuşlar. Antalya ayrı yer benim için. Yani ayrılıp da ağladığım tek yerdir, öyle söyleyeyim. Hem öyle mi? Çok duygulandın. Çok ya, inanılmaz. Hem futbolcu ortamımız çok iyiydi bizim. Kendi İzmir grubumuz var. Türkler arasında inanılmaz bir kaynaşma vardı. Ve şehir çok güzeldi. Yani şehri anlatamam. İnanılmaz güzel bir şehir. Yaşanacak bir şehir. Ve İzmir'e yakın olması benim için çok iyiydi. Arabayla gidip geliyordum. Yani bunlar hepsi benim için bir etkendi. Ve devamlı yazdı yani sonuçta. Bir ay bile kış görmüyorsun Antalya'da. Antalya konusu açılmışken aslında ben de şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Ligleri Belek'te yani kamp yapılıp sonrasında Antalya'da oynansın diye bir öneri gelmiş galiba. Antalya'da oynamış bir isim olarak Antalya'da yaşamışsın. Haziran ayında böyle bir şey mümkün mü? Çünkü biz hep Antalya'nın çok sıcak olduğunu ve nemli olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir şeyi kulüpler kaldırabilir mi? Futbolcular kaldırabilir mi? Şöyle olabilir. Yani Antalya biliyorsun turizm kentimiz. İnanılmaz, bu kapasiteyi fazlasıyla kaldırabilecek bir şehir Antalya. Alanya ve Antalya stadı yani sonuçta 1-2 saat uzaklıkta. İki stad kullanılabilir. Akdeniz stadı da eğer müsaitse burası da kullanılıp akşam 9 ve 8'den sonraki maçlar olabilir. Ama tabii ki öğlen 1-2 maçları Antalya'da imkansız yani. Futbolcular inanılmaz zorlanır. Oynanır ama keyif alınmaz. Değil mi? Doğru. Çok yani sıcak çünkü. Akşam olabilir ama. Pekala. Evet sevgili izleyenler, Instagram sohbetlerinin de bugünlük sonuna gelmiş olduk artık. Bakıyorum altta yorumlarda da merak ettiğiniz sorular yok artık. O yüzden ben Rıdvan'a buradan çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Rıdvan, son olarak buradan bizi izleyen takipçilerimize söylemek istediğin sözleri de alalım. Ya açıkçası bu daveti verdiğinde çok mutlu olmuştum. Yani insanlarla irtibat kurmak, kendini anlatabilmek güzel bir şey. Ben sana teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bana verdiğin için. Buraya girip yazan, cevap veremediğim kişileri de gördüm. Hepsine de selamlar olsun. Hepsini çok seviyoruz. Eksik olmasınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Poyraz'ı çok daha fazla öpüyorum. Alparslan'ı da benim yerimde senin öpmeni rica ediyorum. İkisi de bende. Poyraz benim göz bebeğim çünkü biliyorsun. Tabii.
Eşine de annene de çok selam olsun. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Onların da çok selamlar. Sevgili izleyenler, bugünlük de Instagram sohbetlerinin sonuna gelmiş olduk. İstanbul Spor Kulübü'nün çok değerli futbolcusu Rıdvan Şimşek bizlerle birlikteydi. Dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince soruları yanıtlamış olduk. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yayının zaten tekrarını izleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube hesabımıza koyacağız. Oradan da ulaşabilirsiniz. Saat 12 itibariyle 31 şehirde sokağa çıkma yasağı tekrar uygulanacak. Lütfen evinizde kalın, sağlıcakla kalın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.